Dinletmek isteyen var mı diye sorduk. Bir iki arkadaş dinletelim dedi. Söz hakkı verildi. Lakin kendilerinden ses gelmedi henüz. Hala gelmedi, henüz gelmedi. Hangi kalıp olur? 24 kalıp vardı ya. Dün akşam işlemiştik. Dün akşamdı sanırım. Acaba hangisiydi? Evet, güzel. Yani Türkçede de görüldüğü üzere bunu kullanabiliyoruz. Fiil muzari cahdi musarak. Hala ses gelmedi. Henüz ses gelmedi. Bu ne demek? Süreç devam ediyor. Belki birazdan gelecek. O yüzden bekliyorum ben de. Söz hakkı istediniz arkadaşlar ama sanırım konuşmuyorsunuz veya mikrofonunuzda sorun var. Ses ayarlarınızda problem olabilir. Geçen akşam bayağı arkadaş konuşmuştu. Programın sesi desteklediğini hepiniz biliyorsunuz. Bir problem yok yani. Bir iki dakika daha bekleyeceğim. Dinletmek isteyen varsa dinletsin. Çünkü yoksa boş boş durmaktansa yeni dersi işleyeceğim. Bir iki dakika daha bekleyin. Evet, ayarlarınızda problem olmuş olabilir arkadaşlar. Şu an A'dan Z'ye herkese ses hakkı verdim. Bilmiyorum konuşan. Evet. Herkesin ses hakkı var. Hocam yukarıda kamera ve mikrofona izin verin ne tıklamaları gerekiyor demiş. Alo. Efendim hocam sesiniz geliyor. Faik hocam. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor hocam aynen. Evet hocam. Mikrofon resminin yanında mikrofonu bağlar diye bir seçenek var. Onu seçmek gerekiyor. Diğer türlü konuşulmuyor. Siz açsanız bile onu seçmek gerekiyor. Arkadaşlar duydunuz sanırım. Şu an tüm mikrofonlar aktif yani benim tarafımdan aktifleştirildi. Sizin de hocamızın söylediği şeyi yapmanız gerekiyor. Faik hocam oradaysanız bir tekrar eder misiniz? Yukarıda programın üst köşesinde mikrofon resmi var. Onun yanındaki oka basarsanız mikrofonu bağla seçeneği çıkıyor. Ona basmanız gerekiyor. Sonra bir pencere çıkacak. Ona da hello demeniz, izin vermeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, tekrar da etmiş oldu hocamız. Tekrar ediyorum Hocam desti efendim. sesim geliyor mu? Geliyor. Adnan hocam sizsiniz sanırım. Evet hocam. Evet. Ben ezberlediğimi söyleyeyim mi? Tabii, Muhtemelen tabii hocam. 24. Söz sizde, buyurun dinletin. Evet. Okuyun. Mesela fiili mazi yardım etti, etmiş. Yansuru fiili muzari yardım eder, ediyor, edecek. Nesren mastar gayrimimi yardım etmek, ediş. Nasirun ismi fail yardım edici, eder. Mensurun ismi mef'ul yardım edilmiş. Lem yansu fiili muzari cehli mutlak yardım etmedi. Lemma yansur fiili muzari cehli mustarak hala henüz yardım etmedi. Ma yansuru fiili muzari nefi hal yardım etmez etmiyor. La yansuru fiili müstakbel nehi istikbal yardım etmeyecek. Lenyan suru fiil müsarra tekil istikbal elbette yardım etmeyecek. Diyen suru emri gayip yardım etsin. Layyan suru neyi gayip yardım etmesin. Onsur emri hazır yardım et. Zaten sur neyi hazır yardım et. Mensur mastar mimi yardım edilecek zaman, mekan. Minsarun ismi alet. Yardım edilecek alet, mesratun, mastar, merra, bir defa yardım etmek. Mesraten, mastar bin nevi, bir çeşit yardım etmek. Nuseyrun, ismi tasir, az yardım edici. Mesriyun, ismi mensup, yardım etmeye mensup.
Nassarun Mubala ismi fail çok yardım edici. Ensarun ismi tafdil. Daha en çok yardım edici. Ve ensarahu fi taaccub ehve. Acayip yardım etti. Ve ensirbi fi taaccub salihine acayip yardım etti. Teşekkür ediyoruz hocam. Gayet güzeldi. Başka var mı dinletmek isteyen arkadaşlar? Sanırım yok deyip derse geçeceğim. Çünkü boş boş duruyoruz. Bir şey yaptığımız yok. Yine bir arkadaş dinletti hiç yoktan. Ben yeni ezberledim hocam. Hocam fark etmez. Dinletmek isterseniz dinletebilirsiniz. Yani hata çıkar veya çıkmaz. Mühim değil. Dinletmek isteyen varsa dinletebilir. Bayağı bir tekrar ettim. Yeni derse geçmek üzereyim. Sonra dinlemedi denilmesin yani. Hocam dinletebilirsiniz elbette. Dinletmenizde fayda var. Yani ben sizin yerinizde olsam, siz derken herhangi bir katılan kişi olsam, ezberlediğim her şeyi dinletirdim. Sema hocam yapamıyorsunuz. Vallahi geçen akşam bir bayan hoca okumuştu. Sesi az geliyordu. Sonradan sesi çoğalmıştı. O siz değil miydiniz bilmiyorum ama. Bendim hocam. Ha, Melek Erkal hocam sizdiniz. Tamam. Yani yapabileceğim bir şey yok. Program mikrofonu destekliyor mu? Destekliyor. Konuşan arkadaşlar var. Sizler de duydunuz. Dinletmek isteyen varsa dinlesin diye defalarca söyledim. İlahiyat Sever hocam, sizin sesiniz gelmiyor. Sema Yılmaz hocam, sizin de sesiniz gelmiyor. Sesiniz neden geliyor, gelmiyor? Ben mana veremedim buna. Çünkü gelen arkadaşlar var. Birisi gelmeye çalışıyor. Alalım onu da. Mikrofon yok diyor hocam. Tamam hocam. Mikrofon olmayınca yapacak bir şey yok zaten. Bir mikrofon almanızda fayda var ama ben size söyleyeyim. Tamam, ikinci dersi herkes görüyor değil mi? Şu an ekranda ketebe fiil mazi diye yazıyor sanırım. Ben de bakıyorum ne gözüküyor diye. Test ediyorum, gözüküyor. Tamam, birinci dersi anladığınızı varsayıyorum. Anlamadığınız bir şey varsa sorabilirsiniz diye daha önce de söylemiştim. Şu anda da söylüyorum. Birinci ders ile alakalı, yani dün akşam işlediğimiz ders ile alakalı anlamadığınız bir şey varsa arkadaşlar hemen sorabilirsiniz. Merak etmeyin ama 3-4 ders daha benzer şeyleri işleyeceğiz zaten. Tamam hocam, şimdi ikinci dersteyiz. Nasara fiilini işlemiştik. Nasara yensuru. Şimdi ketebe yektubu. Konu ne? Ketebe yektubu. Keteben manası ne? Yazdı. Yazma fiili. Yazma fiilini mazi olarak algılarsak yazdı. Değil mi? Çünkü değili geçmiş zamandı. O zaman ne olur? Yazdı.
Yazma fiilini muzari olarak ele alırsak, muzari'de ne vardı? Geniş zaman, şimdiki zaman ve alacağı eklere göre gelecek zamanı da ifade edebiliyordu. Şu an eksiz konuştuğumuzdan, bir ek katmadığımızdan direkt şimdiki veya geniş zaman. Bu şekilde mana vereceğiz. Buna göre yektubu ya er ar katarak geniş zaman ifade ederiz ya da yor eki ile birlikte şimdiki zamanı ifade ederiz. Buna göre yektubu yazar, er ardan ar ekledik yazar oldu. Yoru ekleyerek yazıyor oldu. Kur'an kullanan varsa mikrofonunda da sorunlu oluyor. Firefox sorunsuzmuş arkadaşlar. Aynen yazıyor, yazacak, yazar. Chrome'da sorun oluyormuş Sema hocam. İsterseniz çıkın, Firefox varsa oradan bir de giriş yapın. Hemen kabul ederiz sizi. Buradayız. Ketebe fiili maziydi. Yazdı. Yektubu fiili muzari. Yazar, yazıyor, yazacak şeklinde manalara gelir. Cihat hocam söz hakkı istedi. Onaylaya tıkladım. Bilmiyorum hocam konuşabiliyor mu? Yani sesiniz geliyor mu? 2-3 defa söz hakkı istediniz. Her birine tamama bastım. Ketebe yektubu manaları verdik. Ketbun nedir? Mastar gayri mimi. Mastar gayri mimi konusuna biraz dikkat kesilelim. Çünkü ketebe fiilinin birden fazla mastar gayri mimi vardır. Esasen bir kelimenin her zaman bir tane mastar gayri mimi olmaz. Bazen bir kelimenin bir tane mastar gayri mimi olabilir. Bir fiilin iki tane olabilir. Başka bir fiilin bakmışsın 3 tane vardır, 4 tane vardır. Değişebilir yani. Fiillerin bir tane mastar gayri mimi olması zorunlu değil. Ama tabii ki her fiilin mazisi, muzaresi, işte ismi fail, isim mef'ul gibi her kalıbından bir tane olmakta. Ama mastar gayri mimi söz konusu ise birden fazla olabilmektedir. Ket bunda ketebe yektubu fiilinin mastarlarından bir tanesidir. Biz ketbunu yazdık çünkü nasara yensuru nasrun ile uyumlu olduğundan kafanız karışmaması için. Harekelere, sükunlara dikkat ediyorsanız her fiilden mastar nasıl bulacağız? Hocam fiillerin mastarlarıyla ilgili ileride geniş konu anlatacağım. Yani 32 civarında olduğu söylenmiş. 32 farklı kalıp. Fiillerin mastarları sözlükten bulunur. Kısaca onu söyleyeyim. Bir kuralı yok. Ama sülasi fiillerden bahsediyorum. Sülasi fiilin mücerretlerinden bahsediyorum. Bir kural yoktur. Sözlükten bulunur. Evet. Nasara İlerisever izin ver. Nasara fiilin mazisinden bahsediyorsun sanırım. Aslında şu var hocam. Soruları bir aklınızda tutsanız da şimdi bir baştan sona anlatsam, hani ders kaydı olsun mesela, baştan sona bir kere anlatmış olayım, ardından bununla alakalı soruları sorun, olur mu? Mümkünse öyle yapalım. Bir kere anlatayım, kayıt bulunsun o şekilde, bölünmemiş bir şekilde. Bittiğinde sorusu olan var mı deriz. Tamam hocam, devam edeyim. Ne dedik? Ketebe fiil mazi. Ketebe neye benziyor? Nasara'ya benziyor. Hangi yönden benziyor? 3 harfli. Ketebe, Nasara. 3 harf. Başka hangi yönden benziyor? Harekeleri bakımından. Nasara'da 3 tane fetha vardı. Ketebe'de de 3 tane fetha var. Dolayısıyla o fiil maziydi. Bu da fiil mazi. Yektubu fiil muzari. Neye benziyor? Yensuru. Yensuru ile yektubunun ortak noktaları ne? İkisinin de başında Y harfi var. Aynı harf var. Bunun dışında yektubu derken harekeleri ve sükunlar o cezimi tutuyor. Aynı yerde aynı hareke var. Aynı yerde aynı sükun var. Dolayısıyla bu da nedir? Yensuru ile birebir aynı şekilde muzari fiildir. Ketebe yazdı. Yektubu, yazar, yazıyor, yazacak şeklinde fiili muzari. Ketbun ne gibi? Nasrun, nasara yensuru, nasrun veya nasran. Harekeye şu anlık takılmayın. Bundan bahsediyorum ama diğerlerin her birinde harekeye takılın da mastarda önemsemeyin. Şu anlık ileride önemseyeceksiniz.
Çetbun Nasrun. 3 harfe 3 harf. İlk harfler fethalı, ikinci harfler cezimli, sonuncu harfleri ötreli şekilde. Nasrun Çetbun aynı şekildedir. Masdar gayrimimidir. Nasara Yensuru Nasrun. Nasrun ne demekti? Yardım etmek, yardım ediş. Öyleyse Çetbun yazma eylemi, yazma manası var ya bunda. Yazmak, mekmaktan meki, makı ekleyebiliyoruz. Yazmak. Bir de iş, uş vardı. Yazış, iş ekleyebiliyoruz. Yazış manasına geliyor. Katibun ne olur? İsmi fail olur. Ne gibi, neye benziyor? Nasirun. Dün akşam işlediğimiz Nasara kalıbında Nasirun ismi faildi. Şimdi de Katibun bu ismi faildir. Dikkat edilecek nokta. Harekelerin, sükunların tutması. Mesela Katibun Nasirun. Uzatma met harfi bile aynı yerde var. Met harfi aynı yerde. Esre aynı yerde. Fetha aynı yerde. Zamme aynı yerde. Mektubun. Ne gibi? Mensurun. Mensurun, mektubun. İkisi de ismi mef'ul olmakta. Benzerlik yine var. Hangi yönden benziyor? Kalıp yani birebir. Mektubun. Bunun yerine varsayalım ki fetaha. Hani fethetti, açtı fiilini ele aldık. Ne olur? Meftuhun şeklinde gelirdi. Met harfi aynı yerde. Fetha aynı yerde. Sükun aynı yerde. Lem yektubu. Ne gibi? Lem yensur. Aynı olur. Mesela harace fiilinden alsak. Harace mazi. Yahrucu muzari. Lem yahrucu. Harekeler, sükunlar birebir aynı yerde olur. Peki lem yektubu manası ne olur? Bilen varsa yazabilir. Lem yektub ne demek? Ketebe fiili yazdı manasına geliyordu. Yazmadı. Acaba yazmadı mı? Hala yazmadı mı? Yazmadı evet arkadaşlar. Lemma yektub hala yazmadı, henüz yazmadı, hiç yazmadı. Süreç devam ediyor. Ma yektubu nedir? Fiil-i muzari, nefi hal. La yektubu. La yektubu kalıbın adı ne? F nokta, N nokta istikbal yazmışım. Ne demek bu? La yektubu ne demek? Kalıbın adı yani, manayı sormuyorum arkadaşlar. Bu ismi fail midir? İsmi taftil midir? Emri hazır mıdır? Bu kalıbın adı ne acaba? Fiil-i muzari nefi istikbal. Evet arkadaşlar. Fiil-i muzari nefi istikbal olmakta. Kalıpların adlarını yani fark etmeniz önemli. Len yektube. Bu ne? Bu hangi kalıp? Hiç yazmamışım mesela. Bakalım bu anlaşılacak mı? Len yektube. Bu kalıbın adı nedir? Evet. Fiil-i muzari tekit nefi istikbal. Doğru arkadaşlar. Yani her birine yazmadım. Çünkü sıralaması daha önceki Nasara ile aynı. Orada hangi kalıp hangi sırada ise şu anda da aynı sırada. Evet arkadaşlar biliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Liyektub emri gaib. Ketebe yazdı. Liyektub emri gaib ise manası ne olur? Yazsın. Doğru. Tamam. Hani manalarını yazmadım ama acaba anlaşılır mı diye merak ettiğimden bir sorayım dedim. Yazsın. La yektub ne olur? Emri gaybi geçtik. Nehi gayb olur. Yazmasın olur. Doğru. Uktub emri hazır. Yaz. La tektub nehi hazır. Yazma. Mektebun ne oluyordu? Hem ismi zaman, hem ismi mekan, hem de mimli mastar. Mimli mastar yerine mastar mimi de denilmekte. İkisi de aynı şey. Yazılan yer, yazılacak işte zaman olabilir, yazmak olabilir, mekmak şeklinde. Aynen arkadaşlar. Miktep ismi alet. Bunlar
yani miktep diye her fiilden bu şekilde gelmeyebilir. Farklı kalıplar var da şu an ne yapıyoruz? Arkadaşlar kalıp oturtsun diye bu şekilde devam ediyorum. Yoksa çok farklı kalıplar mevcut. Ketbeten, kitbeten. Mastar binayı merre ketbeten. Kitbeten mastar binayı nevi olmakta. Küteybun ismi tasgir yazmacık. Değil mi? Veya yazıcık gibi. Ketbiyyün. Ketbiyyün ne oluyordu? İsmi mensub olmakta. Aynen Faik hocam. Miftah gibi mesela. Miftah fetahadan gelmekte. Miktep kalıbında değil de miftah kalıbında. Yani mif'al kalıbı. Farklı kalıplar var. Geleceğiz oraya. Kettabun. Kettab. Ne olur? Mübalağa isim fail olur. Manası ne olur? Kettabun. Çok yazıcı. Evet. Çok yazıcı, çok yazan. Aynen arkadaşlar. Adam seriye bağlamış yani. Sürekli yazıyor. Mesela hatırlıyorum 2 yıl kadar önceydi sanırım. Gatele fiilini işliyorduk o zaman. Gatele katletti, öldürdü manasına geliyor ya. Mübarek ismi faile gelmişti. Kattal olmuştu. Seriye bağlamış demiştik yani. Seri katil olmuş adam. Çok işliyor bu iş manasında. Ektebu en çok yazan ismi taf değil olmakta. Ma ektebuhu fiili tacib evvel ve ektib bihi fiili tacib sani olmakta. Şimdi bu tabloyla alakalı anlamadığınız bir şey varsa veya anladınız ama ne bileyim ek bir şey olsun, maksat soru olsun dediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Sormakta problem yok. Siz yazarken ben de şunu söyleyeyim. Pazar pazartesi ders olmadığını hepimiz biliyoruz. Salı akşamına, salı akşama dek hem nasara kalıbını, daha dün akşamki ders yani nasara kalıbını, hem şu an ketebe kalıbını işledik. Bunu her ikisini de salı akşamına kadar sağlam bir şekilde ezberleyip gelmenizi istiyorum yani. Önemli buluyorum. Yığılmasın çünkü arkadaşlar. Bu dersin PDF'sini atacak mıyım? Bu ders PDF'yi çevirdim de sitede mevcut bu. Yani şu an siteye gireyim. O kayıtların olduğu sayfa var ya. Nasara sayfası vardı orada. Hemen aşağıya inin. Bu resim olarak orada mevcut. Üzerine sağ tıklayın. Farklı kaydettiğin masa üstüne gelir. Hocam mastarla mimli mastar arasında fark nedir? Diğer kalıplar aynen uygulayabilir miyiz? Hocam önce birini cevaplayayım. Mastarla mimli mastar arasında ne fark var? Biri mimli olarak ifade ediyor. Diğeri mimsiz olarak ifade ediyor. İkisinin de manası aynı yani. Yazmak. Mana bakımından fark yok. Diğer kalıplar aynen uygulayabilir miyiz? Ne demek? Ben bilmiyorum. Anlamadım. Soruyu anlayamadım yani. Diğer kalıplar aynen uygulayabilir miyiz derken demek istediğini anlayamadım Adnan Hocam. Biraz daha açık yazmayı deneyin. Ben de anlamayı deneyeyim. Belki başarırız. Ortak noktada buluşuruz. Melek Hoca. Hocam ben kendim kağıda yazıyorum. En iyisi yani ben burada böyle düzenliyorum ama siz daha düzgün bir şekilde yazabilirsiniz. Söz hakkı isteyenler oldu. Söz hakkı verdik. Hocam fiillerin ana çıkış noktası neresidir denildiği zaman bu cevabı İzzi kitabında yer almakta. Biz daha emsirenin ikinci dersindeyken İzzi'den soru sormanız pek uygun değil. Oraya gelince onu işleriz yani. Mastar mıdır, fiili muzari midir? O oranın konusu, İzzi'nin konusu. İzzi'de öyle bir bahis var yani. Dersten alakasız bir soru olacağım onu söyleyeyim. İzzi kitabında var. İzzi'ye geçmeyi başarırsak. Emsileden sonra ne okuyacağız? Bina. Ardından maksut. Sonra İzzi var. Orayı okurken bu cevabı kitapta göreceksiniz inşallah. Aynen yani şu an sorulacak pek bir şey olduğunu ben de düşünmüyorum da. Yani sıfırdan başlayan varsa kafasına bir şeyler takılmış olabilir. Siz ama salı akşamına kadar hem nasara kalıbını hem ketebe kalıbını ezberlemiş olun. Ketebeyi de aynı şekilde sayın yani neydi? Ketebe fiil mazi yazdı. Yektubu fiil muzari yazar yazıyor yazacak.
Ketbun mastar gayri mimi yazmak. Katibun ismi fail yazıcı yazan. Mektubun ismi mef'ul yazılmış. Bu şekilde 24'ünü sayabilin. Bakalım ne olmuş. Hocam şu kalıplar aynı, şu kalıplar aynı oldu. Tamam okumuştuk. Siz sorun. Gramer ağırlıklı mı gideceğiz? Vallahi gramer ağırlıklı derken hocam kitabı birebir işleyeceğiz. Kitabın üzerine eklemeler yapacağız. Şimdi örnek vereyim. Bina kitabı işlerken ne var? Kalıplar var. Sülasi mücerret kalıplar. İşte faale yef'ulu örnek nasara yensuru şeklinde. Bir örnek veriyor geçiyor mesela. O örneğini de neye göre veriyor? Sahih fiile göre veriyor. Biz ona muhtele göre de örnek vereceğiz. Biraz daha genişleteceğiz konuyu. Yani kitapları işleyeceğiz. Gramer ağırlıklı mı? Kitapta ne yazıyorsa ben ek kural anlatmayacağım. Kitapta yazan kuralları anlatacağım ama biraz daha açarak tabii ki. Hocam yüzlüğe geçmemiz ne kadar zaman alır tahminen? 3-4 ay olabilir diye düşünüyorum. Tamamıyla sizle alakalı ama 3-4 ay diye tahminde bulunuyorum. Garanti değil. Niye burada ketben gelmiş? Nasıl gelmesi gerekiyor? Normalde ketben diye gelir. Ketben derken ketbun diye yazmışım. Yani hareket diyorsanız, kalıbı mı diyorsunuz bilmiyorum. Farklı kalıplar var. Alkan Bektaş reddediyoruz tanımadığımız için. Gramer çok önemli. Aynen hocam. Gramer kitaptan yazıyorsa o. Ketbun yani. Evet ketbun diye hocam bizden. Ketbun yazdık. Tabi yani tekrar edeyim şimdi. Ketebe fiilinin ketbun diye mastarı geldiği gibi kitap diye gelmekte yani. Kitabetun. Kitap diye de mastarı geliyor. Tek ketbun gelmiyor. Ben niye ketbunu tercih edip yazdım? Nasara'nın mastar gayri mimili uygunluk olsun. Ve ne oldu, ne değişti falan diye kafanız karışmasın istedim. Ha, tamam, Nasara'da Nasran'dı. Nasara'dakini de Nasrun diye okuyabilirsiniz. Aslen Nasrun'dur yani, o da ötelidir. Çift ötre var, tenin var. Bakmayın biz o şekilde yazdık. Çünkü emsede o şekilde yazıyor. Kafanız karışmasın. Mastar gayri mimini siz ötreli okuyun, çift ötre. Ben ilk derste Nasran diye yazılmış halini size vermiş olsam da siz çift ötre olarak okuyun. Başka ne var? Gramer önemli. Niye burada ketmen? Tamam yeni bir şey göremedik. Sorusu olan varsa yazabilir, sesli olarak söyleyebilir, ders dinletmek isteyen dinletebilir. Yani istediğim şey ne? Salı akşamı gelindiği zaman Nasara fiilini 24 kalıp olarak saymak, ketebe fiilini de aynı şekilde sayabilmeniz. Zaten o ikisini yaparsanız üzerine yeni bir fiil koyduğumuzda çok daha rahat olacaktır. Artık bir gün beklemeye gerek kalmayacak. Sesiniz gelmiyor hocam. Söz hakkı istedi İlahiyat Sever, verildi. Ama ses geliyor mu diye sorulduğunda ses gelmiyor. Evet, arkadaşlar ne dedik? Dilerseniz bir iki soru da ben söyleyeyim. Sizin soracağınız yok. Bakalım ne kadar anlaşılmış, ne kadar anlaşılmamış. Ketebe yazdığı manasındaydı. Uktub, ketebeden emri hazır, uktub gelmekte. Manası ne olur? Yaz olur, evet. Şimdi ben sorayım. Salih Cusan hocam ve Tatar Sinan hocam ve Faik Uygur hocam ve İlahiyat Sever ve Melek Erkal hocam. Sizler daha önce bunu biliyor muydunuz yoksa pat diye kavradınız mı? Benim tahminim biliyordunuz, hepiniz biliyordunuz. Tamam, anlaşılmıştır hocam. AF kitaplarında görüyoruz az çok, o da var, doğru. Peki ektebu. Bu kalıbın adı nedir? Ektebu. Kalıp adı. Kelimenin manası değil.
İsmi Taf değil. Doğru cevaptı. Liektubu kalıbın adı ne olur? Liektubu. Emri gayip olur. Aynen. Bir de birinci dersten soralım. Birinci derste arkadaşlar nesraten ne demekti? Nesraten manası ne olur? Bu sefer manayı soruyorum, kalıp adını sormuyorum. Bir kere yardım etmek. Evet, bir çeşit değil arkadaşlar. Nisraten bir çeşit olmaktan, nesraten bir defa olmaktan. Minsarun kalıbın adı ne? Minsarun. İsmi alet. Tamam arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Salı akşamına kadar inşallah hem Ketebe'yi hem Nasara'yı 24 kalıbı yani. Tersten, düzden, sayabilecek şekilde, sağlam bir şekilde yapıp gelmenizi öneriyorum. Çünkü bunlar birinci babtandı. Artık birinci babın dışına çıkıp değişkenleri görme zamanı geldi diye düşünüyorum. Belki derste bir fiil veririm. Bakalım ne kadar çevrilebiliyor. Onu da görürüz. Yani sırayla öğrenmek derken her baptan çekim yapacağız hocam. Aynen. Yani tüm baplardan mücerredi, meziydi, işte rubaisi fark etmiyor. A'dan Z tüm baplardan çekim yapılacak. Çekim yapabilmeniz için o 3 tane kitap linki vermiştim ben. 3. kitabı kesinlikle almanız gerekiyor. Benim yazdığım sıralama hocam yani ne gibi? Ketebe, yektubu, ketbun, katibun şeklini diyorsunuz sanırım. Bu şekilde saymanız önemli. Medresede bu şekildedir. Emsliye kitabında yani bu şekilde. AÖF'ye bağlı kalınmaz bu durumda. Nasıl kullanacaksınız? Anlatacağım hocam onları tek tek. Şu emsileyi bir bitirelim. Kitabı açacağız. Siz kendi önünüze açacaksınız kitabı. Masanın üstüne koyacaksınız. Ben de masanın üstüne koyacağım. Görüntüde yine kitap olabilir belki de. Görüntüde olsa ne olur, olmasa ne olur. Ben burada kelime kelime okuyacağım. Sizin de elinizde kalem olacak. Kitaba bakacaksınız. Kelime kelime okuyacağız. Mana vereceğiz. Önce mazi, sonra muzari. Aynen o şekilde sırasıyla olması gerekiyor. Kitapta tabi hocam yardımcı olacağım. Herkes önünde kitabı açacak. Yani şu an emsiledeyiz daha. Ezber işleri. Emsile bir bitsin. Ezber işleri bir bitirelim. Örnek diyorum. Bir ayda bitti diyelim. O zaman ne olacak? Binaya geçeceğiz. Binaya geçtiğimizde herkes önünde aynı kitabı açar. Ben de açarım. Aynı sayfada oluruz. Ben okudum. İ'lem. Sen bil ki. Enne. Şüphesiz ki. Ebvabet tasrif işte evvab şu demek, tasrif şu demek, kelime kelime okuyacağım. Yeri geldikçe yerine göre az açıklama, yerine göre çok açıklama yapacağım. Bu şekilde kitabı ben bir sayfa, örnek veriyorum bir sayfa bu akşam okuyacağım. Ertesi akşam geldiğimizde siz okuyacaksınız orayı bakarak yani. Sizin okumanız bittiğinde bu sefer yeni dersi önce ben okuyacağım. Ertesi akşam yine siz o yeri okuyacaksınız, aynı yeri. Tefsir dersleri bu sene bize yok mu? Tefsire ne zaman başlarız? Kafiye ayarına çıktığımızda. Yani kafiye ayarı nerede? Emsilenin ikinci dersi nerede tabii? Yani kafiye bilmiyorum 1,5 yılımızı bulur mu? Belki 1 yılımızı bulabilir. Daha önce ben bu dersleri yapıyordum. Bu çevredeki imam arkadaşlarla ders yapıyorduk biz. İzhara 1 yıla yakın sürede geldik sanırım. Yani yanılmıyorsam. Başlangıç belki 1 yıl sürmedi. Belki 10 ayda çıktık bilmiyorum ama İzhar okuyorduk ve 1 yıl dolmuştu onu biliyorum. Yani tefsir 2016 diyebiliriz. Sırayla gitmek gerekiyor ya hocam. Atlaya atlaya gidersem olmaz şimdi. Ağır gelir. Ağır gelmeyen arkadaşlar olabilir. Zaten biliyordur. Onlar ağır gelmeyebilir de. Kursumuzu sıfırdan dedik ya. O yüzden sıfırdan karşımdaki kişilerin Arapça bilmediğini varsayarak ilerlemem gerekiyor.
Evet hocam, aynen. Yani ben karşımdaki kişileri Arapça bilmediğini varsayıyorum. Bilenler var, onu biliyorum ben. Bana söylediler şu kadar okudum, bu kadar okudum diye biliyorum. Ama kursun başlangıcında ne dedik? Sıfırdan başlıyoruz dedik, o şekilde gidiyoruz. Ders kaydını burada durdurayım gerçi. Şu an pek de ders işlemiyoruz. 3-5 soru geldi gitti.